Belediyede şu kadar kişi yakalandı. Bakanlıklarda şu kadar kişi yakalandı. Jandarmada şu kadar kişi yakalandı. Büyükler de belki siyasetçi üst düzeyinde niye istese daha yok. Yani bu kadar FETÖ'cü varken Erdoğan da o dönem bütün FETÖ'cü örgütlerin kapılarını açmışken siyasetçi kapıyı açmamış mıydı? Ve bunların içerisinde milletvekili hatta bakan üzerine gelmiş insanlar yok mu sorusu soruyor. Evet. Şimdi onun haricinde bakın televizyonlardan belki de ilk defa yine söyleyeceğim bir husus var. İlker Başkan Paşa Genel Kurmay Başkanı şuradan bak ha. Ve onun karargahı görevdeyken asabımsız Gülsün Çiçek bütün karargah 10 kişi tarafından imzalanmış bir gerekçeyi de Zekeriya Öz'e ihbar etti. Bakın bir devrim Genel Kurmay Başkanı hala ordunun başında ama bir sabah Zekeriya Öz'le işbirliği yaparak o Genel Kurmay Başkanı terörist diye ihbar etti. Ve bu ihbar dilekçesini Zekeriya Öz her nasılsa andıç davası içerisine koymak yerine unutuyor ve ıslatınca davası denilen içerisine koymak. Ben de bunu fark ettim. Şimdi bunu fark ettiğim için alıp baktığımda şaşırdım. 10 kişi. Bugün o 10 kişiyi araştırdım. Bugünkü o 10 kişi hakkında herhangi bir soruşturma yapılmamış. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Partililer TSK'ya bir operasyon yapıldığını söylemiyor mu? Peki bu operasyonu kim yaptı? Başta bu şikayetin Zekeriya Öz'e verenler yaptı. Peki bu kişiler şimdi nerede? Hepsi AK Parti'nin kanıtları altında. Ve hepsi de önemli yerler. Bunu oradaki sanırım birkaç gün sonra daha ayrıntılı bir biçimde kişi kişi isim isim açıklayacak. Şimdi bu gerçeğe baktığımız zaman siyasi iktidarın devinlemesine ordu içerisinde bir tahkikat yürüttüğünü görüyoruz. Ama eksik bu. Yukarısı yok. Yani kumpasa yönelik. Kumpası yapanlara yönelik. Kumpasla can yakanlara, insan öldürenlere yönelik herhangi bir adım atılmadığını üzülerek görüyoruz. Bu tabi önemli iddialar. Ama program öncesinde konuştuğumuz şimdi